Türkiye'de para basılma işlemi sadece Merkez Bankası tarafından yapılmaktadır. Bu paralar basılırken 4 çeşit güvenliğe uygun olarak basılır ve vatandaşların bu güvenlik sayesinde sahte olan paraları anlamaları sağlanır. Türkiye'de basılan paralarda emniyet şeridi, filigran, holografik şerit folyo, kabartma baskı, gizli görüntü ve bütünleştirilmiş görüntü yer almaktadır. Bu güvenlik kanallarına göre paranın gerçek olup olmadığı kolay bir şekilde anlaşılabilir. Bakalım vatandaşlar bu konuda ne kadar bilinçli? Sahte para elinize geçti mi hiç? Yok. Peki elinize sahte para geçse bunu sahte olduğunu nasıl anlarsınız? Bilemiyorum, yorum yapmayacağım ya. Kabartmalarından falan anlayamaz mısınız? Hayır. Peki son zamanlarda bu sahte para olayları çoğaldı. Sizce neden çoğaldı? Fikrim yok. Karşılaştınız mı? Yok, hayır. Peki elinize sahte para geçse ayırt edebilir misiniz? Ayırt da etmeye de çalışırım. Hangi özelliklerinden anlarsınız mesela? Renginden, kağıdından, evet. Başka emniyet şeridinden. Peki son zamanlarda bu sahte para olayları çoğaldı. Sizce evet. Neden çoğaldı? İşsizlik bakımından, bir de kolay para kazanmaya bakılıyor çoğunluk yani, o yüzden. Sahte para geçti mi elinize yanlışlıkla? Yok, burada geçmedi. Nerede geçti? İstanbul'da. Peki nasıl anladınız sahte olduğunu? Vallahi sahte olduğu anlaşılıyor ya. Hangi özelliğinden anlaşılıyor? Onun rengi biraz soluk mu oluyor, öyle bir şey oluyor da hafif oluyor. Peki bu sahte para olayları neden çoğaldı sizce? Vallahi bilemiyorum. İstanbul'da bir ara halk otobüsünde çalışıyordum. Burada elimize o binlikler var ya, 1 lira. Ondan çok geçiyordu. Onu da petrola verdiğimiz zaman petrolcü anlıyordu yani. Biz de daha sonra farkına vardık da. Burada hiç rastlamadım ama. Büyükşehirde daha fazla. Büyükşehirde daha fazla.